Bağlayalım mı bunu? Bu kadar adamın içinden kaçacak değil ya Urşit, ne diye bağlıyorsun? Kıpraşmasın diye dedim de. Ya kıpraşırsa kafasına vurursun Urşit. İyi, öyle yapayım. Ağzını bağlayın mı? Sesi çıkmasın. Ya Urşit, madem bu adam sessiz kalacaktı, reis niye buraya getirdi ki? Yolda sıkardı kafasına, ebediyen susardı. Ben ne bileyim, bana niye sorarsın? Esir olan o. Soruları buna sorun da. İlyas iyi misin? Tuncay da burada olsaydı çifte bayram olurdu da. İyiyim abi. Amca. Belki İzzet onu da çağırır. Biraz ısrar edersek. La İzzet. Bak ha, bu kadar adam senin ömrünü uzatmak için uğraşıyor. Bir el de sen at da. Benim söyleyecek lafım yok. Niye? Küstün mü bize? Ya da illa başka bir dilde mi konuşmak istiyorsun? Beni öldürmek sizi uzun yaşatmaz. Bana bak İzzet. Zaten gecem gündüzüm kalmamış. Sırf sana o ateşi nasıl devşirdiğini sorusunu sormak için. Aramızda uzun yaşamak isteyecek bir kişi var. O da sensin. O yüzden bildiklerini anlat, sonra da geber git nereye gidiyorsan. Ben size ilk baştan dedim. Her servisle çalışırım. Zaafı olan herkesi de satın alırım diye. Elhamdülillah. Ama burada bu kadar adamız. Ya zaafımız yok ya da gücün yetmedi. Değil mi İzzet? Hepinizi alırdım. Ama birebir de tabii. Alsana. Hadi lan beni de alsana, benim de zaaflarım var. Mesela gizem hiç sevmem. Mallarımın saklanmasını, bir türlü ortaya çıkmamasını sevmem. Ama ne yapıyorum, birini mi satıyorum? Sen söylesene Alparslan. Yok abi, bana malların yerini bir kere bile sormadın. Sormam. Niye? Çünkü belli ki İzzet'in yakalanmasını bekliyordun. Değil mi Alparslan? Evet evet, tamam tamam. Benim sorduğum soruya gelecek olursak İzzet. Bana neyi soruyorsun tipi? Bugüne kadar benim adam alma, adam satma işlerimi Fuat yapıyordu. Tıpkı Sabri örneğinde olduğu gibi. Ona sor. Nasıl olsa sizin adamınız. Da o adamı da böyle pis işlere bulaştıran sen değil misin? Vuracaksak da önce seni vururuz. Ondan sonra Fuat'ı. Öyle değil mi Fuat? Hızır Reis. Ben sana daha önce de söyledim. İzzet'i buraya kadar boşuna yüklendin. O kimseye direkt düşmanlık edemeyecek kadar korkaktır diyen sensin. Bak ölecek, hala başkalarını hedefe koymaya çalışıyor. İzzet, seni buraya kadar niye getirdim biliyor musun? Belki konuşursun ağababaların. Tuncay'la avanesini. Sonra uluslararası ilişkilerini falan anlatırsın. Ben de seni serbest bırakırım. Gerçi seni yaşatmazlar, bir yerlerde öldürürler de. Eğer yaşarsan yine de bir yaşama hakkın var diye. Yine mi abi? Görmüyor musun? Adamın düştüğü hale bak. Ölmekten beter. Öldürsen de bir, bıraksan da bir. Reis, benim anladığım bu İzzet ticaret saplantılı ya. Ben herkesle uzlaşırım.
Ben herkesle anlaşırım diyor. Sen de buna diyorsun ki şimdi. İşte sana fırsat. Uzlaşacaksan uzlaş. Yanlış mıyım? Aynen öyle. Madem uzlaşma diyorsunuz, niyetinizin gerçek olup olmadığını ispat edin bana. Size istediğiniz her şeyi anlatayım. Yani adamın düştüğü hale bak, hala bize şart şurt koşuyor abi. Görüyorsun değil mi? Bir dakika, bir dakika İlyas. Ben merak ettim. Neymiş senin şartın, İzzet? Fuat'ı öldürün. Sorduğunuz her soruya cevap vereyim. Aranızda İzzet'e inanan varsa hala yapsın bunu. Ben ağasını satan adamdan hiç haz etmem. Fuat. Hızır izninle. Lan ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin ya? Sok onu cebine. Bu İzzet bilse ne bilecek? Ne anlatacak? Anlatacaksa Fuat anlatacak da. Müsaade et Tufan. Önce şu Fuat'ı öldüreyim, sonra nasıl olsa İzzet öldürürüz. Ya ha, buna bir şey deyin da. Tipi abi. Abi biz sözünü tutan adamlarız. Satan adamlar değiliz. Bak biz burada Fuat'la bir anlaşma yaptık. Ne dedik? Fuat, sen bize İzzet'i getir. Biz de sana bizimle çalışma fırsatı verelim. Tipi. Ne dedi az önce adam? Hepinizin zaaflarını biliyorum. Senin de bu ihanete dair hassasiyetini bildiği için sana oynuyor. Yani giderken beraberinde de Fuat'ı götürmek istiyor. Vay şerefsiz vay. Son nefesinde beni kullanacaktın ha? Ya bırak abone değilim sana ya. Bir şey sorabilir miyim reis? Hazır bunu buraya kadar taşımışsınız madem. Sor Fahri abi. Vuracağım mı dedin, vuracağım mı dedin? Bu kadar adam seni öldürmek isterken eğer Tunca'yı nasıl düşüreceğimizi bize söylemezsen sana 40 gün 40 gece işkence ederim, yine de buna izin vermem. Benim canımı yakarak beni konuşturamazsın. Şimdi sen bize Fuat'ı öldürtmeyi geç de bir an önce konuş. Tuncay'ın da senin gibi bir zaafı var Alparslan, biliyor musun? Her şeyi yönetmek ister. İstihbaratı, mafyayı, sokakları. Senin gibi. Hızır Reis. İnsan bazen en yakınındakinin zaafını göremez. İstersen sana yeğeninden başlayayım anlatmaya. Nasıl bir ilişki ağının içinde? Merak edersin belki. Ben merak etmiyorum. Ama amcası merak ediyor olabilir. İsterse onu anlatırsın. Ateşte amcalarımla aram bozulsun diye böyle gevelemişti.
sizin gibi değiliz. Biz ihanet etmeyiz. Benim için artık bunu söyleyeceği hiçbir şeyin önemi yok. Zaten bir soru soracağım, onu da Fuat'a soracağım. Fuat. Şimdi bu İzzet senden daha fazla şey biliyor mu? Biliyordur İlyas. Ama söylese öleceğini de biliyor. Benim işim buraya kadardı. Adamı aldım, getirdim, karşına oturttum. Bundan sonra öldürür müsün, sorgular mısın, bırakır mısın bilmem. Hadi bana eyvallah. Var mı buna soracağınız, konuşmak istediğiniz bir şeyler? Biraz daha konuşmaya devam edersek birbirimizi vuracak İlyas. Fahri abi, şunu bir giydirsene İzzet Bey'e. Tipi abi, bu yelek kaç kurşuna kadar geçirmiyordu? Bilmem ki İlyas. Hiç o şekilde denemedim. Deneyelim. Beni bekle. Ben de pompalıyı alayım geleyim, ben de merak ediyorum. Peki. Babam. Deneme atışı yapacağım lan. Sana ne? Getirsene oğlum. Hemen getiriyorum babam.